Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde gölge olayını inceleyeceğiz. Işık foton adı verilen taneciklerden oluşuyor. Yani dalga paketlerinden oluşmaktadır. Hem dalga hem de tanecik özelliği göstermektedir. Yani şurada hem dalga hem de taneciğimiz vardır. Şöyle bir tanecik gibi düşünebilirsiniz. Dalgalardan da oluşmuştur. Enerji paketidir. Bazı deneylerde dalga özelliği, bazı deneylerde ise tanecik özelliği göstermektedir. Işık doğrular boyunca yayılmakta ve önüne bir engel geldiği zaman eğer o engel ışık geçirmiyorsa engelin arka tarafı aydınlanmayacaktır. Işık geçirme özelliğine göre maddeler 3 ayrılır. Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddeler. Elimizde şöyle bir malzeme varsa, elimizdeki malzeme bu şekilde ise, bu malzeme, dikkat ederseniz bu malzemeden baktığımız zaman saydam yazısını okuyabiliyoruz. Yani bu eleman ışığı geçirdiği için, arka tarafı görebildiğimiz için bu malzemeye saydam malzeme demekteyiz. Fakat bazı malzemeler ışığı kısmen geçirmektedir. Mesela bu yazıyı tam olarak geçirmemekte. Yani bu eleman tam bir saydamlık özelliği göstermiyor. O yüzden bu tür malzemelere yarı saydam malzemeler demekteyiz. Bu tür malzemeler ise opak malzeme ya da saydam olmayan malzeme ismini veriyoruz. Eğer elimizde noktasal bir ışık kaynağı varsa ve önüne bir engel koymuşsak, engelin kalınlığı ihmal edilecek seviyede ise, mesela bir dairesel levha olabilir veya kare levha olabilir. Burada dairesel levha kullandım. Dairesel levha kullandığım zaman ışık kaynağından dairesel levhanın uç kısımlarına ışınlar çiziyorum. Şu şekilde ışınlar çizdiğim zaman dikkat ederseniz buradan gelen ışınlardan şunlar engelle çarpacak ve buradan ışık geçmeyecektir. Şöyle. Tabii bu 3 boyutlu olarak düşünün. 2 boyutlu olarak düşünmeyin. Şuradan ışık geçecek. Bunun dış kısmından ışık geçecek. Ve bu bölgeler aydınlanacakken şu bölgeler ise aydınlanmayacaktır. Yani burası ışık almayacaktır. Şurada şu şekilde bir gölge oluşacaktır. Yani burası ışığı almadığı için burada böyle bir gölge oluşmaktadır. Ve biz perdeye şu şekilde bakarsak, yani ön taraftan karşıdan bakarsak şöyle bir gölge göreceğiz. Buna tam gölge diyoruz çünkü hiçbir şekilde ışık almıyor. Eğer ışık kaynağımızı biraz yukarı götürürsek ne olur ona bakalım. Işık kaynağımızı bulunduğu yerden birazcık daha yukarıya götürürsek yine aynı şekilde ışık kaynağından ışınlar göndereceğiz engelimize. Şöyle gelecek ve böyle gelecek. Burada yine aynı şekilde bir gölge oluşacaktır. Bu gölge de deminkinden hiçbir farkı olmayacak. Sadece birazcık aşağıya kayacak. Boyut olarak değişmeyecektir. Işık kaynağını, engeli ve perdeyi hareket ettirirsek neler olur? Ona bakalım şimdi de. Işık kaynağımız buradayken oluşan gölge burada oluyordu. Böyle bir gölge oluşuyordu. Bunda sıkıntı yok. Eğer biz ışık kaynağımızı sağ tarafa getirirsek şuradaki açı ne yapacak? Mesela buraya getirdik. Buraya getirdiğimiz zaman yeniden çizersek eğer buradan çıkan ışınlar şöyle gelecek ve böyle gelecekler ve daha büyük bir gölge alanı oluşturacaklar. Yani şu genişleyecektir. Tabii sadece yukarı aşağı değil, bunun alanı artacaktır. Yani şu açı arttığı için. Işık kaynağını şurada ışık kaynağı olduğunu varsayarsak, burada da engel olduğunu varsayarsak, ışık kaynağını engele yaklaştırdığım zaman şu açının arttığını ve bu tarafın büyüdüğünü görürsünüz. Uzaklaştırırsam açı azalıyor ve engelden dolayı perdede oluşan gölge küçülecektir. Aynı şekilde şurayı kopyalayalım. Engelimizi ışık kaynağına yaklaştıralım. Engelimizi ışık kaynağına yaklaştırırsak gördüğünüz gibi gölge yine büyüyecektir. Gölge de açı da büyüyecektir. Yani ışık kaynağını engele yaklaştırırsak ya da engeli ışık kaynağına yaklaştırırsak gölgenin boyutu artacaktır. Peki bunların dışında perdeyi hareket ettirirsek ne olur? Bir de ona bakalım. Mesela burada perdeyi uzaklaştırırsak ne gözlemleriz? Işık kaynağından çıkan ışınlar yine engelde aynı yolu izleyerek ilerleyecek. Şuraya düşecek. Ve diğer taraftan da aynı yolu izleyerek buraya düşecek. Ve gölgemizin alanı yine artacaktır. Yani daha büyük gölge oluşacaktır. O halde biz gölgemizi büyütmek istiyorsak ışık kaynağını engele yaklaştırmalıyız. Engeli ışık kaynağına yaklaştırabiliriz ya da perdeyi engelden uzaklaştırabiliriz. Bu üçünü yaptığımız zaman gölgenin alanı artacak. Bu hareketlerin zıttını yaptığımızda ise, tersini yaptığımızda ise gölgenin boyutu azalacaktır. Noktasal ışık kaynağı kullanarak küresel bir engelin gölgesi nasıl oluşur ona bakarsak eğer. Düzlem engelde olduğu gibi ışınlar çiziyoruz. Işınlar küreyi teğet geçiyorlar ve şuradan da teğet geçecekler ve burada yine dairesel bir gölge oluşacaktır. Oluşan gölge şöyle dairesel olacaktır. Ve gölgemize bakarsak gölgemiz perde üzerinde dairesel olacaktır. Şurayı büyütürsek dikkat edin şurası merkez ve burası teğet olduğu zaman merkeze çizdiğim çizgi buraya dik olmak zorunda.
Buradan da aynı şekilde teğet geçen ışın şuraya dik olmak zorunda. Yani üst tarafından ve alt tarafından şu kısımdan geçmiyor. Dikkat ederseniz daha dar bölgeyi, yani kürenin yarısını aydınlatmıyor. Yarısından daha az bir bölgeyi aydınlatıyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Peki biz ışık kaynağını yukarı doğru hareket ettirirsek ne gözlemleriz? Ona bakalım şimdi de. Işık kaynağını yukarı doğru hareket ettirdiğimizde gölgemiz nasıl değişir? Yine ışınları çizeceğim. Şuradan gönderdim ışın. Şöyle gelecek. Buradan gönderdiğim ışın ise böyle gidecek. Perdemiz yetmedi. Perdemizi biraz aşağı çekelim. Perdemizi aşağı çektik. Burada oluşan gölge yine dairesel olmayacaktır. Burada oluşan gölge elips şeklinde olacaktır. Yandan baktığımız zaman tam olarak göremeyiz ama eğer perdenin ön kısmından bakarsak elips şeklinde gölge oluşacaktır. Bunun sebebi nedir peki? Perdemiz böyleyken elips şeklinde olur. Eğer biz perdemizi, yani şu eksene dik oturtmuş olsaydık, yani biraz önce yaptığımız gibi şöyle oturtmuş olsaydık, bu durumda burada nasıl bir gölge oluşacaktı? Dairesel bir gölge oluşacaktı. Şurada olduğu gibi. Şu eksene dik olduğu zaman dairesel bir gölge oluşur. Fakat bu durumda burası dik olsaydı yine dairesel olacaktı ama dik olmadığı için dairesel olmayacak, elips şeklinde olacaktır. Bunu anlamanız için şöyle bir örnek verebilirim. Ne kadar doğru olur bilemem. Fakat şöyle bir örnekle anlatmak istiyorum bunu. Şöyle bir silindirimiz olsun. Bu bir odun olabilir. Eğer biz bu odunu dik olarak kesersek, yani şöyle kesersek, çıkacak şekil daire olacaktır. Yani şöyle bir daire çıkacaktır. Eğer bu odunu biz yanlamasına kesersek, çıkacak şekil daire olmayacaktır. Yani dik kestiğimiz zaman burada çıkacak şekil ile yan kestiğimiz zaman burada çıkacak şekil aynı olmuyor gördüğünüz gibi. Burada da şu perde bu eksene dikse, yani ekseni şöyle düşünürseniz, burası bir eksen gibi düşünürseniz, eksene dik olduğu zaman şurası ne yapacak? Dairesel bir görüntü olacak, yani gölge oluşacak. Eksene dik değilse, eksene bir açı yapıyorsa dairesel değil, elips şeklinde olacaktır. Buradaki mantık da aynı şekilde. Fakat gölgelerin yarı gölge, tam gölge oluşum şekli nedir diye sorulduğu zaman genelde kitaplar elips şeklini çok da dikkate almazlar. Ayrıyetten böyle şeklin ne olduğunu soran sorular hissedersiniz zaten. O zaman elips olarak bunu göstermelisiniz. Devam edelim. İki tane noktasal ışık kaynağımız var ve yine küresel engelimiz var. Perdede oluşan gölge nasıl olur? Ona bakalım. Kaynak 2'den gönderdiğimiz ışınlar şu şekilde engelden geçecek ve burada bir gölge oluşturacak. Kaynak 1'den gönderdiğimiz ışınlar da bu şekilde gelecek. O da bir gölge oluşturacak. Şimdi şuraya bakarsak bu bölge ne kaynak 1'i ne de kaynak 2'yi görememektedir. Şurası ise kaynak 2'yi göremiyor fakat kaynak 1'i görüyor. Kaynak 1'i gördüğü için bu bölge ışık alacaktır. Şurası ise hem kaynak 1'i görmekte hem de kaynak 2'yi görmektedir. O yüzden burası kaynak 1 artı kaynak 2'den ışık aldığı için burası aydınlık olacaktır. Gölgemiz şu şekilde olacak. Şöyle bir gölge olacak burada. Bunun yanında bir de tam gölge olacaktır. Şöyle bir gölge olacaktır. Yani kaynak 1'i, kaynak 1'den ışık alan bölge şurası, her ikisinden de ışık almayan bölge siyah bölge, dışarısı ise iki kaynaktan da ışık alan bölgedir. Bu durumda gölgemiz böyle bir gölge deseni olacak. Şurası ışık alıyor fakat tek bir kaynaktan aldığı için burası yarı aydınlık diyebiliriz ama genelde yarı gölge ismi verilir buraya. Şurası ise hiçbir kaynaktan ışık almadığı için burası tam gölge ismini alır. Şurası ise ışık aldığı için, İki kaynaktan da ışık aldığı için tam aydınlık ya da aydınlık diyebiliriz. Eğer kaynak 1'i hareket ettirirsek sağ tarafa doğru ne olur ona bakalım. Kaynak 1'i hareket ettirdiğimiz zaman şu açı artacak. Kaynak 1'in oluşturduğu gölgenin sınırı dikkat ederseniz şu siyah bölgedir. Yani tam gölge kaynak 1'in oluşturduğu bölgedir. Kaynak 1'i ben yaklaştırırsam bu artacak, genişleyecek. Tabii bu düzlem üzerinde genişleyecek. Genişlerken tam gölge alanı artmış olacak. Fakat yarı gölge alanı ise azalmış olacaktır. Yarı gölgenin sınırı değişmiyor ama tam gölgeden dolayı azalmış olacaktır. Eğer biz kaynak 1'i sol tarafa götürürsek bunların tersi
durum geçerli olacak. Kaynak 2'yi sağ tarafa hareket ettirirsek yine buradaki açı artacağı için kaynak 2'nin oluşturduğu sınır, yani şu kısım genişleyecek. Bu kısım genişlediği zaman tam gölgenin alanı değişmiyor, fakat yarı gölgenin sınırı genişlediği için yarı gölge artacaktır. Tam gölge alanı ise değişmeyecektir. Kaynak 2'yi kaynak 1 tarafına doğru götürürsem şu sınır azalacak, azalacak, azalacak. Tam kaynak 1'in üzerine geldiği zaman artık tam gölge olacak. Yarı gölgeden bahsetmeyeceğiz. Birazcık daha sola götürdüğüm zaman bu sefer tam gölgeyi oluşturan kaynak 2 olacaktı. Yani ben kaynak 2'yi buradan getirdim, buraya kadar getirdim. Hatta daha da ileri götürürsem, şuraya götürürsem bu durumda biraz önce kaynak 1 tam gölge oluşturmuyor muydu? Şimdi uzaktaki olan kaynak 2 tam gölgeyi oluşturacak ve tam gölge bu sınırda olurken yarı gölgenin sınırı şu siyah olan bölge olacaktır. Ve gri olan bölge artık yok olacaktır. Yine perdeyi sağa sola, engeli sağa sola götürürsek neler olur? Bir önceki uygulamalarımızdan da çıkarımda bulunabilirsiniz. Noktasal iki tane ışık kaynağını bu şekilde yerleştirirsek yine ışınları çizdiğimizde kaynak 1 burada bir gölge oluşturacak. Kaynak 2 de bir gölge oluşturacak. Kaynak 1 ile kaynak 2'nin oluşturduğu gölgelerin kesiştiği noktalarda şu kaynak 1'in oluşturduğu gölge, şu ise kaynak 2'nin oluşturduğu gölge olacak. Bunlar burada kesişecekler. Yani şurası kaynak 1'den ışık alıyor. Burası her iki kaynaktan ışık alıyor. O halde burası aydınlık olacak. Burası sadece kaynak 1'den ışık alıyor. Şu bölge hiçbir kaynaktan ışık almıyor. O yüzden gölgemiz ekranda karşıdan baktığımız zaman bu şekilde olacaktır. Yani üst kısım yarı gölge, alt kısım yarı gölge, burası ise tam gölge olacaktır. Eğer biz kaynak 2'yi yaklaştırırsak ne olur ona bakalım. Kaynak 2'yi yaklaştırırken şu çizgi boyunca yaklaştırırsak dikkat edin. Varsayalım ki şuraya getirdik. Kaynak 2'nin yeni konumundan ışınlar gönderirsek alt taraftan yine aynı çizgi, aynı yol boyunca ışık geçecek. Üst taraftan baktığımızda ise şöyle gidecektir. Yani bu üst taraftaki gölgenin boyutu artacaktır. Gölgenin boyutu arttı, yani yarı gölge arttı. Peki tam gölge ne olacak? Tam gölge değişmeyecek diyebilirsiniz. Fakat tam gölgede değiştiğini şöyle gösterebiliriz. Burayı biraz büyütürsek üst tarafta oluşan gölge şu şekilde olacak. Alt kısmı, alt çizgisi aynı noktada olacak. Fakat şu bölgeye dikkat ederseniz, şu yeşille boyadığım bölgeye dikkat ederseniz burası da yarı gölgeydi. Burası ise tam gölgeye dahil olacaktır. Bu durumda çok az da olsa tam gölgenin de alanının arttığını söyleyebiliriz. Yarı gölge zaten artmış olacaktır buradan dolayı.